Hukuk Üniversitesi'nin kurucusu, Türkiye Trafik Kazalarına Yardım Vakfı'dır. Trafik kazalarını önlemek, kaza olduktan sonra yapılacak yardımdan çok daha değerli, çok daha önemli. Çünkü yolcu taşımacılığı trafik kazaları yalnız şoför için değil, yolcular için de ciddi tehlike oluşturuyor ve çok sayıda ölüm ve yaralanmalara neden oluyor. 77. yılını kutladığımız EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşım sektörüne yön veren ülkemizin en önemli kuruluşlarından bir tanesidir. Kurumumuz, kent içi toplu taşıma hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini ön plana almış, kıymetli Ankaralıları huzur ve güven içinde, konforlu bir şekilde hayata taşıyan bir kurum olma vizyonu ile yürütülen ulaşım hizmetlerinin en güvenilir, en hızlı, en ekonomik, en rahat ve en memnuniyet verici şekilde, tabii ki en sürdürülebilir şekilde de olması gerekiyor, hizmet sunmayı misyon olarak kabul etmiştir. Şoförlerin psikiyatrik, nörolojik, kardiyolojik, endokrinolojik sorunları ve bunların kazalara etkisi. Bu rahatsızlıkların önceden tespit edilerek, şoförlerin görev esnasında karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, vatandaşlarımızın seyahat risklerinin de en aza indirilmesi açısından çok önemli bir husustur. Burada kurumumuza da önemli görevler düşüyor. Öncelikle ulaşım personeli alımında çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. EGO Genel Müdürlüğü'nde şoför olarak göreve başlayacakların belirli şartları taşımaları gerekmekte. Trafik kazaları bizim vakfımızın isminin içinde olduğu bir konu. Ben Sayın Rahmetli Profesör Doktor Rıdvan Ege Hocam'la beraber 1964 yılından beri bu konunun içindeyim. Trafik kazaları söylemeye gerek yok. Bütün dünyada önemli bir sorun. Türkiye'de farklı, biraz daha fazla olan bir sorun. Rıdvan Ege Hocam'la beraber bu konulara eğildiğimiz zaman biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği ve Sayın Dekanımızın benim için inanılmaz bir güzellikte olan bu konunun diğer tarafından biz hep girdik. Yani hep trafik kazası olduktan sonra meydana gelen yaralanmaları nasıl tedavi ederiz, onları nasıl daha iyi hale getiririz diye uğraş veren bir çaba içine girdik. Bu olayı büyük ölçüde yapan, yüzdeler çok bellidir, insandır ama daha çok da aracı kullanan kişidir. Yaya ve zemin ikinci ve üçüncü planda kalmaktadır. Yerleşim yeri içi olarak, yerleşim yeri dışı olarak değerlendiriyoruz trafik kazalarını. Özellikle yolcu taşımacılığı konusunu. Çünkü yerleşim yeri içerisinde konular biraz daha lokal düzeyde çözülebiliyor. Daha otokontrol mekanizmaları daha etkin halde olabiliyor. Ancak şehir arası yolcu taşımacılığında ne yazık ki aynı otokontrol sistemi istenilen düzeyde olamıyor. Çünkü firmalar aynı hassasiyette olmuyor. Yani A firması, B firması, siz ne kadar kural mevzuatı hayata geçirmiş olsanız da onların trafik konusunda göstermiş olduğu algı, hassasiyet aynı paralelde olmayabiliyor. Bunun içinde rekabet mekanizması da vardır. Yani ekonomik kaygılar da vardır. Ancak çeşitli faktörler olsa da bizim amacımız işte bu dengesizliği, bu hassasiyetsizliği ortadan kaldırmak. Bir an önce daha etkin denetim anlayışıyla birlikte bizim çünkü penceremiz, perspektifimiz denetim odaklı olmak durumunda ne yazık ki. Hani biz ceza olarak değil, biz kontrol ve denetim olarak. Fakat evet trafik polisini gördüğünüz zaman insanlar ne yazık ki ceza akıllarına geliyor. Bu da bizim enstrümanlarımızdan bir tanesi. Ben işin psikiyatri kısmıyla ilgileneceğim. Çünkü sürüş yeteneğini etkileyen bir sürü etmen var, faktör var.
Başta psikiyatrik bozukluklar hem genel olarak psikopatolojileri nedeniyle hem tedavi yöntemleri nedeniyle sürücülük yeteneğini etkileyebilecek şekilde algıyı, bilgi işlemeyi, düşünce süreçlerini, muhakemeyi, bilişsel işlevleri ve psikomotor aktiviteyi de değişikliklere sebep olarak etkiliyor. Epilepsi, uyku bozuklukları, kardiyak aritmiler gibi özellikle bilinci olumsuz etkileyen durumlar çoğu ülkede de sürüş kısıtlamalarının yasal dayanakları olarak belirlenmiştir. Kanada ve Amerika'da verilere dayanarak kardiyovasküler hastalıkların trafik kazalarının %5'inden azına sebep olduğu bildirilmekte. Avrupa verileri trafik kazalarının 1/1'inin tıbbi sebeplere, bunun da %10-25'inin kardiyak olaylara sebeple olduğunu bildirmekte. Sonuç olarak obstrüktif uyku apne sendromu trafik kazası ilişkisi en çok araştırılmış olan solunum hastalığıdır. Kaza riskini 2-7 kat artırır. Ancak bu hastalığa sahip kişilerin ehliyetinin iptali henüz tartışmalı. Sürücülerde solunum hastalıklarının sıklığı ve sürüş güvenliğinin etkisi halk sağlığı açısından çok önemli olduğu halde ülkemizden yapılmış çok sınırlı sayıda çalışma var. Riskli hastalar nasıl belirlenecek? Sürücü ehliyetlerini veren kurumlar mı belirlesin? 6.6 milyon diyabetik birey. Yani bunu tek bir kurumun üstesinden gelmesi çok zor. Para, finans, zaman, yer. Dolayısıyla hani böyle topyekun herhalde ülke genelinde halledilmesi gereken bir şey. Hekimler her türlü branş hekimi gördüğü hastayı bildirsin. Bildirsin ama o da bir iş. Biz tıp fakültesi dönem içi öğrencileriyiz. Bugün sizlere projemizin özetini aktaracağız. Projemizin özeti trafik kazalarında sağlık sorunlarının etkilerini anlatmaktır. Bizler belirli aralıklarla sürücüleri konu hakkında bilinçlendirebiliriz. Profesyonel şoförlere işe giriş ve aralıklı muayeneler uygulayabiliriz. Kazaya karıştığı saptanan şoförlere tarama testleri yapabiliriz. Kalp hastalıklarına, diyabete, ateroskleroz gibi çeşitli yatkınlıklara sebep olması, uyku düzeni de yine aynı şekilde çok önemli. Nörolojik sistem sorgulaması da yine epilepsi gibi tanı koyması zor hastalıkların tespiti için önemli. Projem aslında bir format oluşturmak üzerine düşündüm. Tıp öğrencilerince belirli periyotlarda ve belirlenen konu başlıklarında stratejik planlar geliştiren ve bu planların çıktılarını da bültenler yayınlayarak sunan küçük çalışma grupları diyebiliriz.